Arkadaşlar Genesis Gaming'e hoş geldiniz. Ben Gözlerim. Bugün sizlerle internette popüler olan Trollface Quest adlı Flash oyunun mobil versiyonu olarak karşımıza gelen Unlucky versiyonu var. Bu oyun Türk yapımı, Spiel'di galiba oyun yapımcısının adı. Neyse geçelim. Yeni oyuna başlayalım. Bu oyunda çeşitli anahtar gibi şeyler, şurada gördüğünüz bunları toplamanız lazım. Ve size verdiği şeyleri, bunları yapmanıza gerek yok. Ben bu oyunu bitirdim. Şurada bir ok var gördüğünüz gibi. Ona bastığınızda içinden bir adam çıkıyor. Yani sizin şu adamı trollemeniz gerekiyor. Burada trollemeyeceğiz tabii ki. Bu dedikleri şeylere sakın aldanmayın oyunun. Çünkü buna aldandığınız zaman bunu korkutuyor. Bazı şeyleri yapmayacaksınız. Bunlar da. Evet. İlk sifonu çekiyorsunuz. Ondan sonra da kapağı açıyorsunuz. Burada yine ipuçlarınız var. Gördüğünüz gibi burada seviyeler var. Bunları kullanabilirsiniz. İpucunuz bittiği zaman sınırsız ipucu al burada diye bir yazı çıkar. Ona basarak da sınırsız ipucunuzu alabilirsiniz. Burada yine bunun troll kafası var bunda gördüğünüz gibi. Onunla trollememiz gerekiyor. Biz yanlış yaptık şu an. Abi bu nasıl ayaklar ya? Bununla vuruyoruz. Trollemiş oldum. Evet bakın. Şurada bir anahtar görüyorum. Bunları topladığınız zaman sonra size bir şey çıkartıyor. Biz niye bastık ki ona? Evet. Seviyeyi de şunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Buna basınca aşağı düşmüş oluyorsunuz. Çalıyorsunuz burada. Kadın beğenmiyor. Evet, şurada bir anahtar daha gördüm. Tabii bir şarkıcı olarak şapkamızı önümüze koymamız lazım. Ve ondan sonra da şu düşüyordu. Üstteki şey düşüyordu şuraya. Evet. Yine onu trollemiş olduk yani. Şöyle geçelim. Şurada Mayın Tarlası adlı oyundan bildiğiniz gibi burada buna bastıkça sıkılıyor mayınlar. Bastığınız zaman da hiçbir şey kalmamış oluyor. Evet. Şimdi diğer bölümde buna Matrix sapı galiba ama bizi öldürür. Yani tanımadığımız bir kişiden almak yanlış bir şey. Şimdi bu sözümüzü adamı trollüyoruz. Bu reklamlarda ya. Evet, bu adamı trolleyeceğiz. Şöyle geçiyoruz. Çünkü burada durursak büyük bir ihtimal biz düşürürüz. Ve onun üstüne düşürürüz vallahi. Gayet kolay, güzel bölümler. Burada gördüğünüz gibi hiçbir kimyasal tırısı yok. Şöyle ilerleyelim biraz. İlerliyoruz. Burada ben bir anahtar daha gördüm. Anahtarları topladığınızda sonra size değişik bir kutu açımı gibi bir şey var oyunun başında. Baş sayfasında yani. Neyse devam edelim. Evet. Adama basınca adam pırtlatıyor. Bu gülüyor. Saati ilerletiyoruz. Kapanıyor dükkan. Bu adama basıyoruz. Bu gene pıtlata pıtlata gidiyor. Ve bizim adam buraya doğru geliyor. Dükkan açılıyor. Ve bizim adam trollemiş oluyor. Evet. Televizyonu açalım. Testere filminden hatırlayacağınız gibi.
Sizlere dedim, oyunda verilen hiçbir şeyi yapmayın. Bunu yapmak bize elektrik çarptıracaktır. O yüzden televizyonu kapatıyoruz. Evet. Burada ben bir anahtar gördüm yine. Bakın bu şekerleri hiç açmaya çalışmıyorum. Yine basmaya çalışmıyorum. Bu adamın trollemesine izin vermeyin. Siz onu trolleyeceksiniz. Dolabı açıyoruz. Buradan bir böcek çıkıyor. Kocaman. Evet arkadaşlar. Bu bölümde şöyle ben ilerlemiştim. İlk. Basıyorum. O beni yakalamasın diye. Ama üstümüze çek içiniyor. İşte komik değil. Bence komik bir şey değil. Yeter ama ya. Böyle sonra onunla beraber ilerleniyor herhalde. O bana değmesin, ben ilerleyeyim. Öyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Arkadaşlar bir şey var, bir de şu bayrağa geçmeyeceksiniz tamamen. Böyle dursanız yeterli. Bu size ulaşamıyor ve pili bitiyor. Ve kapanıyor makine. Sonraki seviyede ise bu adamı trolleyeceksiniz. Bakın ben yanlış yaptım, trolleyemedim. Buradaki paraları, şöyle değerli eşyaları falan hepsini kaybediyoruz. Ondan sonra açıyor kapıyı. Hiçbir şey bulamayınca üzülüyor. Sonuçlarımı trollemiş oldum. Evet, maviyle gösterilen notalara basıyorum. Tabi hepsine birden basamayacağımız için. Ve şurada bir anahtar var. Bu küçük trollcük bize yardım etsin. Son iki seviye. Bunun balonlarını patlatmıştım ilk. Her şey kazandırmadı. Şeryum gazına basalım. Evet, şeryum. Geliyoruz. Bir troll balon çıktı. Trollememiz lazım. Basıyoruz üstüne balonu. Ve ortada hiçbir şey kalmadı. Evet, bir sonraki seviye. Şurada bir anahtar var yine gibi. Bunun trollemesi lazım. Bu havaya atacak galiba. Şurada bir vantilatör. Evet, ilgimizi çekiyor. Şimdi fişe takıyoruz ilk olarak. Parayı yukarı attığında gözüne batıyor bunu. Bizim küçük trollümüz de seviniyor. Arkadaşlar en çok takılan insanların takıldıkları kafalarımız gerekiyor. 9 tane bulmuşuz şu an. 10.sü yok diyoruz. Bakıyorsun gerçekten de yok 10.sü. Nerede bu 10.sü diye şöyle bir düşünmüştüm. Sonra beklemeye karar verdim. Belki bir şey olur ama olmadı. Şurada gördüğünüz gibi level file yazıyor. Altında bir troll kafası var. Tamamlanıyor, 10 oluyor. Gerçekten hani çok şey bir şey, değişik bir şey, komik bir şey. Şöyle şuna bastım, atıyorum, bir şey olmuyor. İleri atmayacağız galiba diyerek basıp çıkıyoruz, atıyoruz ileriye doğru. Oradan bir şey çıkıyor. Şunun gülüşü çok güzel ya. Evet, burada bir anahtar daha gördüm. Bunu alalım. Şimdi bunu ellersek muhtemelen elektrik yapacak. Ben yürütelim bakalım. Şöyle geçelim. Hiçbir şey olmadı. Yanından geçiverdim. Evet, bu bölümde de şuralara düşmemeniz lazım. Burada da benim en büyük ipucum şu oldu. Bakın buralarda
Kuru kafa var ama burada yok. Burada hiç insan ölmemiş dedim. Kendi kendime. Eğer orada zıplasaydık kafamıza bir tane çekiç inecekti. Evet, burada da bir anahtar görüyorum. Evet, 100 kere yeşil düğmeye basmaca. Sıkılmadan basıyorsunuz arkadaşlar. Ama sonunda öyle bir şey yapmış ki beni çılgına çevirmişti. Böyle 100 kere basmıştım. Tam 99 sayısında bana öyle bir kötülük yaptı ki bakın. Kırmızı düğme yeşil düğmeyle yer değiştirdi. Kırmızı düğmeye bastım ve o kadar emek boşuna gitmişti. O gün oyunu daha yeni demiştim, çok sinirlenmiştim. 13 numaralı at. Başlasına alıyoruz. 1-2 yürüdü resmen. Kazanamadık. Bu da güldü. Çok komik. Evet. Baştan başlayalım. Bizim şu 13'ün düğmesini çevirelim. Bizim atımız hep geçti, yürüdü. Evet. Bu boğanın üstünde farklı bir şey var. Şurada bir fermuar var. Bastığımız zaman içinden insan çıkıyor. Evet, bu seviyede böyleydi. Sonraki seviyede kurbağayı zıplatalım. Bizim adamı iyice korktu. Şunu zıplatalım. Üstünden zıplatı gördüğünüz gibi. Gerçekten bu oyunda size verilen şeylerin hepsini yapmanız gerekmiyor. Bakın buna basalım. Bunda kötü bir şey yok. Ama durun bir dakika, şurada bir anahtar var gördüğünüz gibi. Hiç ben almak istemiyorum. Şu övme demişim ya. Çöp arıtıcı makinesine atarsanız yanılırsınız. Buradan barkodu okutacaksınız. Paraları alacaksınız. Yoksa öğütücü makinesinde öğütüyor şeyi çeki ve hiçbir anlamı kalmıyor. Sonraki seviyede evet, burada hiçbir şey yok. Bunların hiçbirine basmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt açıyorsunuz şu kapıyı, geçiyorsunuz. Bu kadar basit. Burada bir konser var. Bu müziği durdurmak istiyorsunuz. Durdurmak için şurada bir ses işareti var. Sesini kapatıyorsunuz oyunu. Ve durdu müzik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, burada büyük balık gördüğünüz gibi. Bunlar da küçük balık, küçük yemler olarak görüyor. Şu balık yemini çektiğimiz zaman burada ultra büyütücü balık yemleri var. Bu arkadaşlar da yiyor bu yemleri. Bunlar büyüyor. Sonra buna arıyorlar. Seni izleyeceğiz lan diye. Neyse. Bir sonraki bölümde duvarlar geliyor sanırım. Evet. Onlardan kayıyoruz şöyle. Kaçıyoruz. Şöyle şuradan bir tane. Arkadaşlar son duvarda tank olacağız. Hiç gerek yok. Şu duvarın üstüne bastığınızda gidiyor. Ateş etmenize falan gerek yok yani. Evet, şurada bir anahtar var. Ve gördüğünüz gibi anahtarlarımız 10'da 10 oldu. Böyle yapıyoruz. Şöyle şu araya basıyoruz. Aradaki boşluk yiyor. Trollcik de rahat rahat uyumasına devam ediyoruz. Sonraki seviyeye geçelim. Burada balık tutmaya çalışan bir av var. Onu trollleyeceğiz. Şurada bir deniz kestanesi var gördüğünüz gibi. Bunu takıyoruz balık yerine. Burada bir şey tuttuğunu zannedecek. Hiç balık da gelmiş. Ve botu patladı gördüğünüz gibi. Bu bölümde bu şekilde. Ve geldik en son bölüme. Ben bu bölümde çok takıldım. Bulamadım. Sonra bana ipuçlarını kullandım. Sürekli 1'e basmamı gösterdi. Ben de sürekli 1'e bastım. Ve sonunda dağıldım. Ayy***** dedim. Sonra beni istediğim kata getirdi. Bu
haftanın son bölümünde arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Ben yanlış bölüme bastım tabi. Şöyle çıkalım şundan. Evet, gizli seviye gördüğünüz gibi. Anahtarlı seviyesi var. Bu da anahtarların uçlarına göre, şuralarına göre anahtar. Evet. Şimdikini çıkarıyorsunuz. Buna da bu uyar. Evet, bu da şimdi buna da silence uyar. Evet, bunu buna da bu uyar. Evet, bunu bulamadım. Ama tahminlerime göre şu uyuyacaktır. Bakın, olmadı. Bütün emekleriniz boşuna gitti. Son kutuda. Yeniden başlıyorum. Bu da. Şuydu. Yanlış anahtara bastık ya. İşte bu can sıkıyor. Şu. Hangisiydi buydu? Burada da buydu. Burada da şurada, evet, buydu. Bakalım içinden ne çıkıyor. Nasıl? Demek en güçlü kim? Neyse, en güçlüdekini deneyeceğiz şimdi. Evet, bu da açmadı. Evet, o en sondaki olacak muhtemelen. Biz basmadığımız için böyle üstüne sandılar. Tamam, tabii ki. Şuraya basalım. Açsana abi kutuyu ya. Deli edecek beni ya. Hadi aç. Ben bu bölümü yapmış mıydım? Yapmamıştım ama. Artık hızlı yapıyoruz. Şu anahtarı seçelim. Açıl artık dostum ya. Ne düşünüyorsun? Bölüm gayet uzadı ya. Bir mobil oyun için fazla. Neyse arkadaşlar, ben bunu açacağım ya. Bir tane kutu kullanacağım şimdi. Şöyle kutu kullanalım. He, bu direkt açılıyordu. Şimdiden çıkan şey gördünüz mü arkadaşlar? Bunun için mi arayacağım? Neyse, bu oyun bu şekilde. İkinci oyunu da var gördüğünüz gibi. Sporla ilgili. Evet arkadaşlar, bu bölümde bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın.